Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber bültenini izliyorsunuz. Ülkemizdeki özellikle bazı iktisadi kararları ekonomimizi iyi bir şekilde etkilemesi gerekiyor. Fakat bunlarla ilgili olarak kararlardan önce getirilmesi gereken bazı çalışmalar ve meclisin özellikle kararıyla ilgili olarak Başbakan Zoran Zaev'in ve bununla ilgili olarak değerlendirmesi vardır. İlk önce onunla başlıyoruz. Başbakan Zoran Zaev, halk yargıcı konusunda getirilmesi gereken kararlara ilgili olarak meclisteki durumu açıklamış oldu. Mecliste getirilmiş olan bu yasa tam Avrupa Birliği'nden istenen 3-6-9 paketler olarak getirilmiştir. Muhalefette beklenen yargıç veya halk yargıcı konusunda teklifi ise artık geçerli olmadığını dile getirmişti. Kendisine göre özellikle ana muhalefet partisi Vamaro Dapamane tam mecliste destek vermediği için bütün bu anlaşmalar suya düşmektedir. Demek ki yargıç ve hal yargıcı konusunda bu sefer ise çoğunluk seçimini yapacaktır. Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe yakında hızlı COVID-19 test kitlerinin sağlanacağını duyurmuş oldu. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Sağlık Bakanlığı tarafından test stratejisinin geliştirip ülkede geniş kapsamlı bir tarama yapılması planladığını ifade etti. Yaptığı açıklamada, bakanımız birkaç aydır piyasada hızlı COVID-19 test kitleri yer almaktadır. Hızlı test kitleri herhangi bir laboratuvarın incelenmesine gerek kalmadan 10-15 dakika içerisinde virüs tespit edilebiliyor. Kısa bir zaman içerisinde bu test kitlerini de alacağız diye bir konuşma yapmış oldu. Kuzey Makedonya COVID-19'a yakalanların sayısı 17.647'yi söz konusu olurken bunların özellikle iyileşen sayısı 14.642'ye de ulaşmış oldu. 729 kişi ise hayatını kaybetmiş oldu. Aktif vaka sayısı 2000'i geçmektedir. Ekonomi Bakanı Fatmir Besim yapmış olduğu açıklamasına göre özellikle getirilecek olan kararlar veya destek paketleri vatandaşları için iyi bir şekilde ekonomiyi de etkilemiş olacaktır. Ondan dolayı sadece getirilmiş olan kararlar kağıtta değil tam uygulamaya geçmesi gerektiğini tekrarlamıştı. Ancak o şekilde ekonomi hızlanacağı ve hareket ettireceğine dair olarak açıklamalarını yapmış olduğu özellikle bütçenin balansı veya yeniden yapılandırması konusunda da getirecek olan çalışmalar buna ait olacağına dair olarak açıklamalarını yaparken özellikle daha büyük bir hareket söz konusu olduğundan dolayı ve buna ait olan gelecek olan neticeler ancak ekonomimizi ileriye doğru yürütebilecektir. Şimdilik ise bütün çalışmalar ve hazırlıklar planlara göre gerçekleştiriliyor. Bank dosyası ile ilgili olarak suçlu bulunan Gordana Yankulovska, Nikola Gruevski ve Joko Popovski mevcut olan kararları tekrar yüksek mahkeme tarafından tekrarlanmıştır. Bilindiği gibi 600 bin euro civarında satın alınmış olan C600 Mercedes ile ilgili olarak açılmış dava neticesinde birkaç suçlu bulunmuştur. Onların da aslında da Gordana Yankulovska eski İçişleri Bakanı olarak kararıyla birlikte kendisi İdrizovo cezaevine yollanmıştır. Bölgemizdeki çalışmalar devam ederken özellikle eğitimle ilgili olarak Debre Belediye Meclisi uzaktan veya çevrim içi eğitimi mi yoksa yüz yüze eğitimle ilgili olarak meclis yeniden toplanmış oldu. Okullardan büyük bir kısmı yüz yüze eğitim için talepte bulunurken sadece Sayın Eden İlköğretim Okulu'ndaki olanaklarından dolayı böyle bir imkan olmadığını dile getirilmektedir. Geri kalan Debre Belediyesi'ne ait okulların talepleri ortak bir talep aslında olmaktadır. Fiziki veya yüz yüze eğitim talebidir. Öte yandan ise özellikle bölgemizdeki çalışmalar devam ederken spor alanında ise futbol kulübü Korab 1-1 Vereşta ile beraber kalmıştı. Bir mağlubiyetten sonra bir puanla kendi sahasında değil deplasmanda oynayan Debre takımı özellikle iyi bir sonraki devre için ve haftası için bir avantaj kazanmış oldu.
Debre Belediye Meclisi yüz yüze eğitim için özellikle talepleri reddedilmesinden sonra tekrar bir araya geldi. Beneste İlköğretim Okulu, Rister İsteski İlköğretim Okulu ve 28 Kasım Lisesi'nin özellikle yüz yüze eğitimin devam edilmesi konusunda taleplerini değerlendirmiş oldu. Sayın Aydın'ın dışında bütün bu okulların yüz yüze eğitim için başvuruda bulunmuştu. Fakat ilgili komisyondan reddedilmiştir ve olumsuz cevap gelmişti. Öte yandan ise konuyla ilgili olarak mevcut şartları değerlendiren Penestiya İlköğretim Okulu Müdürü Ayet Mularıca, aynı şekilde Rister İsteski İlköğretim Okulu Müdürü Şanya Ayroski, bir de 28 Kasım Lisesi'nin temsilcisi veya müdür yardımcısı Lanca Bazovski tarafından açıklamalar yapıldı. Bütün bu açıklamalar fizike veya yüz yüze eğitime destek olacağına dair olarak birçok sebebi söylemiş oldular. Geleneksel olarak düzenlenmiş olan Arnavut Tiyatro Festivali bu akşam sonu buluyor. Bununla ilgili olarak yapılmış olan çalışmalar ve 24 Eylül tarihinde başlamış olan bu kültür olayı özellikle Debre ve Debre bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili olarak Debre Evet sayın izleyenler, sonunda özellikle haber bültenini bitirmeden önce Standart Kamu Şirketi tarafından yapılmış olan bir açıklama vardır. Yarın saat 10 ile 17 arası Debre ve Merkez Jupa su tesisatından faydalanan vatandaşlar su kesintisi dolayısıyla bu saatlerde su bu vatandaşlara ulaştırılmayacaktır. Rosuki kaynağında yapılacak çalışmalarından dolayı saat 10 ile 17 arası su kesintileri yaşanacaktır. Ondan dolayı Standart Kamu Şirketi yetkilileri bütün medyalar üzerine bu haberi paylaşmış oldular. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere.